sen neredesin? Neredesin? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Evde yoksun, otelde yoksun. Bavulunu da burada böylece bırakmışsın. Sokaklarda bile aradım seni ya Rüya. Ya bir susarsan anlatacağım. Yukarıdaydım üst katta. Yok ki benim üst katımda kimse. Neredeydin? Ya bunun üstünü diyorum. Oteldeki kadının evi. Ay sen Safiye'nin evine mi girdin? Keyfimden girmedim Esra'cığım. Babası soktu beni eve. Sebep? Hadi söylesene Rüya. Ya... Senin rahmetli arkadaşın sandı beni. İnceymiş adı, ben bilmiyordum. Yani bence benzemiyoruz da. Senin fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla andırmıyoruz yani. Nasıl öyle zannetti ben anlamadım. Alzheimer değil mi? Yazık ya, çok çaresizdi. Gitmeyeyim diye kilitledi beni banyoya. Yani beni derken işte anladın sen. Ne dedi peki yani? İnce'ye ne dedi? Onu bırakmam dedi. Ya ben keşke söylemeseydim. Sen öyle sorunca ben bilemedim. Esra çok özür dilerim. İyi misin? İyiyim. İyi misin? Nasıl yani sen? Sen döndün mü? Çok şaşırdım şu anda. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Çok çok iyi görünüyorsun. Siz evde tanıştınız. Tabii. Çok tatsız oldu. Kusura bakma ne olursun. Ben bir şey yapmadım ki. Niye kusura bakıyormuş? Hayır, rahatsız bir durum oldu ya. O yüzden söylüyorum ya. İyi de kimse bana kusura bakma demedi. Hatta kendisi bizzat kovdu beni evinden. Tamam Rüyacığım, hadi sen çık artık eve. Bavulunu burada ben getiririm. Sen de kalıyor yani bu hanımefendi. Öyle mi? Kuzenim evet, birkaç gün bende kalacak. Otelde kalıyordum aslında da orada da sıkıntılı bir durum olunca şutlandım. Yani çok enteresan bir aile. Ya kovuyorlar ya zorla buyur ediyorlar. İlginç. Hangi otelde? Karşıdaki. Dibimizdeki yani. Bir sakıncası mı var? Naci Bey'in odasını tutmuş. Safiye'nin de haliyle bundan biraz rahatsız olmuş. Rahatsız olur tabii. Demin dinleseydin beni insan gibi izah edecektim. Baban fenalaştı sandığım için girdim evinize. İlaçlarını almak için. Yoksa ne işim var benim el alemin evinde? Niye dalayım yani? Manyak mıyım ben? Bilmem. Öyle misin? Ha, öyleyim. Öyleyim ya. Manyağım. Hobi olarak böyle sorunlu ailelerin evlerine giriyorum. Oldu mu? Niye bakıyorsun ya dik dik? Rüyacığım tamam sen artık hadi eve çık bakalım. Onun da sinirleri bozuk yani haklı olarak. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. İşte olabildiği kadar. İyi bak kendine. Ha, ben seni aradım ama bir türlü ulaşamadım. Herhalde telefon numaran değişti. Olduğum yerde çekmiyor. Sen dönmedin o zaman. Aman dönmesin zaten. Kılların efendisi. Haklısın, babam çok hasta. Yoksa seni İnci'ye benzettiği için, onu anımsattığın için falan değil yani. Öyle bir şeyin imkan ve ihtimal yok. Onun seninle bir derdi yok biliyorsun. Hadi gel şu bavulu götürelim.